Sizi bilmem ama 3-4 yaşlarındayken Power Rangers Türkiye'de Mighty Morphin Power Rangers olarak yayınlandığında izlemeye başlamış ve çocukken belki de her çocuk gibi delisi olmuştum. Hiçbir zaman bu serinin büyük bir hayranı, sıkı takipçisi olmadım. Hatta sonralarında çıkan Time Force, Ninja Storm'u bile izleyemedim. Ama herhalde birçok kişi gibi SPD ile yıllar sonra Power Rangers'ta yeniden buluşmuştum. Aslında Japonya'daki Super Sentai'nin Batı Amerika karşılığı olan Power Rangers çocukluk döneminde güzeldi. Belki de diğer her şeyin güzel olduğu gibi. Ama şimdi dönüp bakıyorum da 5 dakika dahi dayanamayacağım oyunculuk performanslarıyla süslü, tight giyen tiplerin kötülükle savaştığı bir seriden başka bir şey değil diyebiliyorum. Yine de geçtiğimiz haftalarda çıkan yeni Power Rangers oyunu, inanın eski Power Rangers dizileri kadar göze batmıyor. Aslında ufak bir stüdyodan çıkmasına rağmen oldukça dikkat çekici bile denebilir. Yani bir Street Fighter, Tekken 7 veya Mortal Kombat 11 beklemeyin. Ama dövüş oyunlarıyla hiç alakası olmayan birinin bile hızlıca alışıp oyunu oynamaya motive olacağı oyuncu dostu bir dövüş oyunu ile karşı karşıyayız. Power Rangers Battle for the Grid, Power Rangers'ın mobil oyunlarını geliştirip yaymış olan NBA adlı ekibin en son oyunu. Battle for the Grid'i hem geliştiren hem de yayıncılığını üstlenen NBA, görsel açıdan mobil oyunların 2 veya 3 tık üstü denebilecek tasarımlarla oyunu sunsa da aslında karakterler arasındaki denge ve farklılık açısından oldukça uğraşmış denebilir. Ayrıca oyunun en hoş özelliklerinden birisi de PC oyuncularının Nintendo Switch ve Xbox One oyuncularıyla beraber oynayabilmesi. PlayStation 4 eğer yanılmıyorsam her zamanki o cool boy havalarından fedakarlık etmeyip ekibe dahil olmamış. O yüzden PlayStation 4'ü almayı düşünenlerin bir kez daha düşünmesini tavsiye etmemde fayda var. Oyun oynadığım kadarıyla aslında en uygun platformu Switch olabileceğini düşünüyorum. Neden mi? Oyun zaten oynaması oldukça hızlı, çok fazla vakit ayırmasanız da kopmayacağınız bir yapıya sahip olduğundan PC veya konsol başında olmasanız da ya girip birkaç maç oynayayım diyebileceğiniz türden. Elbette PC performansı hem görsel hem de akıcılık açısından tüm konsolları geride bırakıyor. Artık bu noktada sizin performans ve görseli mi yoksa sürekli oyuna erişebilmeyi mi tercih edip etmeyeceğinize bağlı. DLC'ler ile 18 farklı karakteri sunan Battle for the Grid, Mighty Morphin Ranger'dan birçok Power Ranger'la karşımıza çıkarken Time Force, Super Mega Force, Lost Galaxy ve Zeo gibi serilerden karakterlere de sahip. Herkesin favorisi olan Mighty Morphin Power Rangers'dan Jason, Tommy, Kimberly, Trini ve Lord Zedd varken SPD'den Anubis ve Cat karşımıza çıkıyor. 2017'de çıkan Power Rangers'ı izlememiş olsam da o filmdeki Mavi Ranger de oyunda yerini alıyor. Diğer dövüş oyunlarında da olduğu gibi yeni karakterler 3 karakterli pestlerle geliyor. Ve işin birazcık da yani kötü kısmının iyisi diyebileceğim şey ise bu Season Pass fiyatlarının çok uçuk olmaması, yani diğer dövüş oyunlarına kıyasla fazla olmaması. Ve oyuncuların isteği doğrultusunda da bu karakterlerin geliştirilip sunulması. O yüzden Power Rangers hayranıysanız NBA'in bu yaklaşımı sizi tatmin edecektir. Aslında Battle for the Grid PlayStation 1 için çıkmış olan Marvel vs. Capcom'ı bana oldukça anımsattı. Hatta fikrimce esinlenmişlerdi. 3 ve 3 karşılaşmaları içeren oyunda seçtiğiniz 3 karakterle karşılaşmaya atılıyor. İstediğiniz zaman savaşmayan 2 karakteri de size kombolarınıza destek vermesi için çağırabiliyor veya hemen o karaktere geçebiliyorsunuz. Hasar alan karakterinizin savaştan çekilip iyileşmesi için de faydalı olan bu mekanik aslında size 3 karakterinizi de etkili bir şekilde kullanıp hayatta tutmayı hedefletiyor. Sadece bir karakterle dövüşüp o karakterinizi iyileştirmeden rakiple çarpışmak sizi kısa sürede zarara sokabilir. Combo açısından oyuncu dostu olduğunu belirtmiştim ve Battle for the Grid gerçekten de öyle. Sahip olduğunuz enerji barından 1 veya 2 kutu kullanarak özel saldırı yapabiliyor veya combo yaparken yaptığınız hareketleri güçlendirmek adına bu özelliği de kullanabiliyorsunuz. Açıkçası oynadığım süre boyunca Jason, Tommy ve Anubis Kruger en çok eğlendiğim karakterler oldu diyebilirim. Bazı karakterler oldukça yakın mesafede savaşırken Kimberly yerinde duramayan, yani Kimberly'den kastım Mighty Morphin Power Rangers'taki pembe bu ok kullanan Power Ranger, hem yerde hem de havadaki rakiplerine okuyla ateş edebilen bir karakter. Karşısında oynarken en çok sinir olduğum karakter ise kesinlikle Mastodon Sentry.
yere koyduğu tuzak, tüfeğiyle ateş etmesi ve hemen yakın mesafeye girip combo yapabilmesi bir süre sonra can sıkabiliyor. Mighty Morphin Power Rangers'tan Jason, yani bu T-Rex kullanan, T-Rex'e sahip Kırmızı Ranger, oyunun Ryu'su sanırım. Öte yandan Yeşil Ranger olarak gelen Tommy ise oyunun Ken'i. Bu iki karakterle de oynaması hem eğlenceli hem de oyuna alışmanıza da oldukça faydalı. Hikayesi ise Power Rangers'a uygun bir düzeyde ilerlerken Power Rangers'ın çizgi romanlarına selam çaken çizimlerle oldukça ilgi çekici bir hale geliyor. Açıkçası oyunun ara sahnelerinin bu çizgi roman sahneleriyle donatılmış olmasını ben oldukça beğendim. O orijinal Power Rangers tadını almak hem de nostalji yaparken karakterleri hatırlamak beni oldukça memnun etti. Yeşil Ranger Tommy'nin alternatif bir zamanda kötü olup Lord Dragon'a dönüşmesi ve tüm varoluşu, evreni ele geçirmek için Mighty Morphin güçlerini elde etmesini konu olan hikayede farklı evrenden, farklı zamandan Power Ranger'ların bu tehdide karşı savaşmasıyla da şekilleniyor. İşin ufak ancak dikkat çekici bir kısmı ise hikayede savaştığınız karakterin canını belli bir düzeye indirince ara sahnenin hemen kendisini göstererek farklı olaylara sebep olabilmesi. Yani sana karakteri dövdün de aslında hikayede o seni dövüyor gibi saçma ve hikayeden kopartan o dövüş oyunu hikaye klişelerinin girişmemelerini takdir ettim. Sonuçta oldukça ufak, minik bir detay ama ben açıkçası hikaye gidişatı açısından oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Dövüş oyunlarından bahsederken multiplayer ve netcode'a geldiğimizde kusursuz bir oyunun olmadığını hatırlamak gerekiyor. En azından Power Rangers size seviyenize yakın bir rakip sunarken yaşadığınız yer ve internet bağlantınızın gücüne göre multiplayer performansı da değişiyor. Açıkçası Switch oyuncularıyla sıkça karşılaşırken bir sorun yaşamadım. Ama PC oyuncularıyla karşılaştığımda ara ara lag ve FPS drop oluyor. Her dövüş oyununda olduğu gibi Battle for Grid'de de netcode kusursuz değil. Switch versiyonu aslında cüzdan yaksa da oyunun Steam'e çıkan versiyonu geçtiğimiz günlerde de dikkat çekici bir şekilde indirime girmişti. Yani fiyatına göre oldukça uygun bir deneyimi sunan Battle for the Grid, sıkı dövüş oyunu severleri tatmin etmeyecektir diye düşünüyorum. Ancak dövüş oyunlarına atılmak istiyor ve üstüne de Power Rangers seviyorsanız sizi kesinlikle tatmin edecektir.